Milasa bağlı bulunan Bafa Gölü'nde artan kirlilik göl ekosistemini bozarak ekolojik değişimlere neden oluyor. Bafa Gölü'nde giderek artan kirlilik ve alınamayan önlemlerse göl için ciddi tehlike sinyalleri vermeye başladı. Bafa Gölü'nde uzun yıllardır bilimsel çalışmalarını sürdüren EkoDos Bilim Danışmanı Yardımcı Doçent Doktor Erol Kesici göl ekosistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kesici, Bafa Gölü'nde sorunların her yıl artarak devam ettiğini ve iyileştirme için bir çalışmanın yapılmadığının yanı sıra, iç ve dış kirliliğin çok ciddi boyutlara ulaştığını kaydetti. Kesici, göl sorunlarını derinlemesine ele alarak, gölün Menderes'e buluşmasını engelleyen toprak setlerin yapımından sonra başlayan ekolojik sorunların, son yıllarda giderek arttığı görülmektedir. Bafa Gölü'nün yaban hayatı, kuşları, bitkileri, tarihi ve kültürüyle birlikte, son yıllarda artan ekolojik sorunlarını düzenli olarak izlemekteyiz. Tespit ettiğimiz sorunları gölle ilgili olan kurumlar ve bilim insanlarıyla paylaşmaktayız. Su rejimi ve kalitesindeki insan kaynaklı uygulamalar, gölün hemen her bölgesinde farklı ekolojik değişimlere yol açtığı görülmektedir. Bafa gölünün dört bir yanında görsel olarak görülebilen olumsuz değişimler yaşanmaktadır. En önemli beslenme kaynağının ağzında bulunan batıdaki Serçin Gölü'nde su kalitesi ve bitkilerin diğer alanlardan çok farklı olduğu görülmektedir. Serçin Gölü'nün kuzeydoğusunda gölün su kalitesinde yaşanan değişimler göze görülmekte, bazı koylarda köpüklenmeler yaşanmaktadır. Su çıkışının olduğu güneybatıdaki Sakızburnu dal yanında ise göl kıyısındaki yavru balık üretim tesislerinden gelen atıklarla kirletildiği görülmektedir. Bu alanda su yüzeyinde oluşan kirlilik tabakasından gelen koku nedeniyle suyun yanında iki dakika durmak mümkün değildir. Tesislerden gelen atık sular kanalın önü toprakla kapatıldığından tamamen Bafa Gölü'ne girmektedir, dedi. Bafa Gölü'nde sorunların her yıl biraz da arttığını kaydeden kesici, gölün güneyinde Söke Milas kıyılara bakıldığında gözle görülebilen tabakalara rastlanmaktadır. Beş parmak dağlarından gelen dere suları ve göl aynasına düşen yağmur sularıyla beslenen doğu bölgesindeki göl kaya kıyıları, ekolojik bozulmaların en yoğun yaşandığı yerlerden biridir. Bafa Gölü Havzası gerek tarımsal gerekse endüstriyel kirlilik kaynaklarının oluşturduğu sedimentin Göl dibinde giderek artmasının neden olduğu kirlilik göl su tabanında ve göl aynasında tabakalaşmaya neden olmaktadır. Artan kokunun çevreye vermiş olduğu kokunun yanı sıra artan alt çoğalması sonucunda oluşan bakteriyel ortam, insan sağlığının yanı sıra havzada yaşayan çok çeşitli su kuşları, memeli ve çok sayıda canlı türünü barındıran ekosistemde üzücü sonuçlara neden olabilecektir, dedi.